Sevgili izleyiciler, Sağlığım İçin Her Şeyin bu bölümünde tüp bebekte başarıyı etkileyen faktörleri ve başarılı bir tüp bebek uygulamasının kişiye özel olarak nasıl planlandığını konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden Operatör Doktor Suzan Gençsoy bilgi verecek. Kendisi kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı. Merhabalar. Merhaba. Özellikle bugün gerçekten tüp bebek denemesinde başarısız olmuş, biraz moralleri bozulmuş, biraz umutlarını yitirmek üzere olan bir grup hastayı çifti ilgilendiren önemli bir konuyu konuşacağız. Sevgili izleyiciler, sizlerin de mutlaka soruları vardır. Şimdi iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Tüp bebek tedavisine başvuran gerek kadınlar gerek erkekler ilk denemede tabii ki umutlanıyorlar ve ilk denemenin hemen arzu ettikleri bir bebeği onlara getirmesini diliyorlar. Böyle bir umut içinde oluyorlar. Peki tıbben baktığımızda tüp bebek tedavilerinde ilk denemedeki başarı ve başarısızlık oranları nedir? Şimdi gerçekten de bize çiftler başvurdukları zaman ilk etapta bunu bir hastalık olarak algılıyorlar. Ve acaba nereden kaynaklanıyor, sebep kimde diye bir araştırma içerisine giriyorlar. Özellikle büyük ailelerde de bizim geleneksel olarak kadına biraz yükleniliyor ve kadın kusurlu gibi görülüyor. Ve büyük bir psikolojik stres içerisinde bize başvuruyorlar. İlk etapta biz bunun araştırma aşamasında bunun bir hastalık olmadığını, bunu bir sosyal sorun olduğunu ve bu sorun bir çiftin sorunu olduğunu, tek kişinin bir sorunu olmadığını belirtmek istiyoruz ve bu çiftimizi rahatlatıyoruz, kaygılarından arındırıyoruz. Ve bu kimden kaynaklanıyor sorusuna cevap aramaktansa el ele tutup bir arada bu nasıl beraber biz bu sorunu çözeriz haline getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki tüp bebek aşamasında her zaman biz de doktorlar olarak onlar da aynı şekilde ilk denemede %100 gebelik istiyoruz, umut ediyoruz. Ancak medikal olarak yapılan bütün istatistiklerde en iyi halde %70-75 gibi bir başarı oranı tespit ediliyor. Tabii ki bu en iyi şartlarda. Bunun yanında bir takım problemler oluşursa, yumurta rezervinde azalma olursa veya embriyoların genetik yapısında bir problem olursa veya kadının rahminde bir yapısal bir sorun varsa bu oranlar tabii ki düşebiliyor. Yani ilk denemede %30 ile %70 arasında bir başarı şansı bekleniyor. Yani kadının yaşı ilerledikçe bu başarı şansı tabii azalıyor. Çünkü genetik olarak yaşla birlikte yumurtalar yaşlanıyor ve genetik yapısı bozuluyor. Bu sadece kadınlar için geçerli, erkekler için geçerli değil. Yani kadın yaşı tabii ki başarı oranını oldukça azaltabiliyor. Peki kadın yaşı derken hangi yaştan itibaren bu başarı oranı azalıyor? Açıkçası genelde bilinen bir doğurganlık yaşı vardır. O da 20'li yaşlardan 35'li yaşlara kadar ideal şartlarda. Yani 35 yaşından sonra yumurtalar giderek azalmaya başlıyor. Ve bu her kadında farklı hızda ve farklı zamanda oluyor. Özellikle kadının ailesinde hala olur, teyze olur, anne olur, teyze olur, erken menopoza girmiş kadınlar var ise bu genetik olarak o çiftimizin kadına da geçmiş olabilir. Onda da erken menopoz seyredilebilir. Yani erken yaşta yumurtaları azalabilir. O yüzden bunun hiçbir şikayeti olmadan bunu bilmesinin bir imkanı yok.
eğer ki böyle bir hikaye varsa ailede, zaman zaman yılda bir kere bir jinekoloğa başvurup yumurta rezervini ultrasonda veya hormonal yoldan test etmesi uygundur. Eğer ki öyle bir şey tespit edilirse tabii ki doğurganlığını ileri yaşa ertelemesi çok uygun olmaz. Bunun bir tedavisi de yoktur. Bu erken menopozun önlemek için bir tedavisi yoktur. Anca var olan yumurtalarla biz tüp bebek yapabiliyoruz. Bazen çok erken yaşta, 20'li yaşlarda bile yumurtalar tükenebiliyor. Yumurta bulunamadığı zaman da maalesef biz tüp bebek tedavisi de uygulayamıyoruz. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi günümüzde özellikle kariyer yapmak isteyen çok kadın var. Bir yandan da sevebileceği, mutlu olabileceği bir erkek henüz karşısına çıkmamış olan bir kadın grubu da var. Şimdi bunları düşündüğümüzde yumurtalık rezervi de azalıyorsa böyle kadınlar için yasal olarak yumurta dondurma yöntemi söz konusu olabilir mi? Çok güzel bir soru bu. İyi ki değindiniz. Şimdi ilk başta şu kitleyi ele alalım. Evli olan bir çift. Evet. Ancak kariyer dolayı veya başka bir sorundan dolayı şu anda çocuk düşünmüyorlar. Bu durumda eğer ki yumurta rezervinde azalma varsa veya yoksa dahi 40'lı yaşlara yaklaşıyorsa muhakkak tüp bebek yapıp embriyo oluşturup embriyoları dondurmak mantıklı olabilir. Yani bu embriyolar 32 yaşında embriyo dondurduysa yani 40 yaşında bile bu embriyo transfer edilebilir. Ve başarı şansını düşürmez. Çünkü bu yumurta 32 yaşında alınan bir yumurta. Hani 40 yaşında olan bir kadının yumurtasından çok daha değerli bir yumurta. Erken yaşta alınmış, erken yaşta embriyo oluşturulmuş ve saklanmış. Yani 5-10 yıla kadar bu embriyolar çok rahatlıkla saklanabiliyor. Bu durumda embriyo dondurmak daha mantıklı. Ancak eğer ki gerçekten de bir partneri yoksa, çok yakında da bir evlilik gözükmüyorsa ve yaş ileri yol aldıysa veya yumurta rezervinde azalma varsa, o zaman sosyal endikasyonlardan dolayı ve tabii ki devletin verdiği bir heyet raporundan sonra bu raporda bir de bir takım yumurta rezervini gösteren bir hormon testinin seviyesi de bakılıyor. Bu raporla birlikte yumurta dondurulabiliyor. Bu yumurtalar da ilerleyen yaşlarda ne zaman isterse çözülüp tüp bebek tedavisi için kullanılabiliyor. Merak ettiğim bir şey var. Devlet yumurta dondurma, embriyo dondurma yönteminin ücretini ödüyor mu SGK? Yumurta dondurmak için bir yardım oluşmuyor. Sadece bir heyet raporu veriliyor. Evet. Ancak tüp bebek tedavisinde eğer ki başka bir çocuk yoksa ailede ilk çocuk için tüp bebek raporu alındığı zaman ödemenin bir kısmını karşılıyor. Peki şimdi başarısız bir vaka karşınızda. Tüp bebek denemesi başarısızla sonuçlanmış bir vakaya yaklaşım nasıl oluyor? Tüp bebek tedavisindeki başarının sırrı nerede gizli? Şimdi bize birçok çift başvuruyor. Özellikle yurt dışında birçok defa denemiş ve başarısız sonuçlar elde etmiş ve artık psikolojik olarak tükenmiş bir sürü çift karşımıza çıkıyor. Şimdi ilk etapta böyle bir durumda daha önceki hikayelerden bir takım alıntılar bize yardımcı olabiliyor. Yani bu denemeler esnasında problem nereden kaynaklanıyor? Yani biz bu aşamada genelde problemleri, başarısızlığın problemini ikiye ayırıyoruz. Embriyo kaynaklı mı veya rahim kaynaklı mı? Embriyo kaynaklı olursa, embriyoların gelişiminde bir problem varsa muhakkak çiftimize genetik inceleme yapıyoruz. Veya güzel bir anamnezle aileden gelen bir genetik bir hastalık var mı yok mu araştırıyoruz. Ve bu durumda tüp bebek tedavisi aşamasında bir sonraki denemede tüm embriyolara genetik tarama yapılıyor. Bu embriyoların arasında genetik olarak sağlıklı embriyo seçiliyor ve onlar transfer ediliyor. Ancak eğer ki rahimle ilgili bir sıkıntı varsa biz rahimi çok detaylı bir şekilde inceliyoruz. Rahim kavitesinde, rahimin iç yapısında herhangi bir bozukluk var mı? Bazen daha önceki hikayelerden, daha önceki
müdahalelerden veya enfeksiyondan kaynaklı bir takım yapışıklıklar olabiliyor rahim içerisinde. Bunlar başarı şansını düşürüyor. Veya rahim içerisinde büyümüş miyom olabiliyor veya polipler olabiliyor. Biz bunu histeroskopi tedavisiyle, endoskopik bir işlem bu. Rahim içerisinde bir kamerayla güzelce rahim kavitesini, embriyo yerleştireceğimiz yeri inceliyoruz. Ve o aşamada herhangi bir patolojik bir durum, herhangi bir durum gözükürse aynı etapta da tedavisini yapıyoruz operatif bir şekilde. Miyom varsa miyomu alıyoruz, polip varsa polipi alıyoruz, yapışıklık varsa onu açıyoruz veya doğumsal herhangi bir defekt varsa bazen rahim ikiye ayıran bir takım septum dediğimiz perde evet. gibi oluşumlar oluyor. Öyle bir durum varsa onu düzeltiyoruz, açıyoruz. Yani rahim kavitesini normal uygun hale getirdikten sonra bir sonraki tedavi aşamasında o şekilde uygun olduğu zaman transfer yapıyoruz. Şimdi sohbetimizin son 4 dakikası içindeyiz. Bu anlattığınız zaten incelemeler, tetkikler ve tedavi yaklaşımı aslında kişiye özel bir tüp bebek tedavisi sonucunu doğuruyor. Kişiye özel tüp bebek tedavisinin ne gibi avantajları vardır? Bir de her tüp bebek tedavisinde ilaçların yeri nedir? Her vakada yine kişiye özel tüp bebek tedavisinden hareket edecek olursak aynı tip ilaçlar mı kullanılır ya da vakaya göre değişir mi? Şimdi halk arasında, çiftlerim arasında çok yanlış bir algı yerleşmiş. Yani herkes bize başvurduğunda muhakkak aynı ilaçları kullanacağını düşünüyor. Bütün tedavi aşamaları aynı şekilde olacağını düşünüyor. Hatta komşusunun tedavisiyle kıyaslıyor. Bir eksik yapıldığını düşünüyor. Yani böyle bir şey yok. Her tedavi, her çifte uygun bir şekilde ve farklı bir şekilde yapılıyor. Yani kullandığımız ilaçların dozu bile kişiden kişiye değişebiliyor. Aynı kişide farklı yıllarda ve farklı zamanlarda yapılan tedaviler bile farklı olabiliyor. Bazen yumurta rezervi çok düşük oluyor. Kadının yumurta rezervinde 1-2 tane yumurta gözüküyor. Bu sefer hiçbir zaman iğne kullanmıyoruz. Çünkü gereksiz bir yükleme, hormon yüklemesi oluyor. İlaçsız tüp bebek tedavisi yapıyoruz. Natural süklüs yapıyoruz. Yani kendi yumurtasının büyümesini izliyoruz. Bazen çok düşük dozda bir takım tabletler kullanıyoruz. Ve kontrol altına alıyoruz. Yani kişiden kişiye tedavi değişiyor. Bazen rahim zarının kalınlaşmasında sıkıntı olabiliyor. Rahim zarı ince kalabiliyor. Onu desteklemek için farklı ilaçlar kullanıyoruz. Yani her tedavi her kişide ve her çiftte çok çok farklı. Ve tabii ki bu özelleştirme, bu kişiselleştirme tedavinin kişiye özel olması çok daha güzel başarı sonuçlarına bize götürebiliyor. Kaç kez denenebilir? Şimdi başarıp peşinde koşarken sonuçta kadın kendi bedeninde taşıyacağı için hamileliği, bebeği, bütün bu uygulamalar kadını hem tıbben çok yoruyor, hem psikolojik olarak çok yoruyor. İki deneme arasındaki süre normalde ne kadar olmalı? Açıkçası denemelerin bir sayısı yok. Eğer ki natural süklüs yapılırsa, tek bir yumurta büyütülecekse ve ilaçsız tedavi yapılacaksa, natural süklüs, o zaman hormonal ilaçlar kullanmıyoruz. O zaman 2 ay peş peşe dahi yapılabilir. Ancak ilaç kullanıp birçok yumurta büyütmek istiyorsak, o iki deneme arasında en az 3-4 ay ara vermemiz gerekiyor. Ve buna göre tabii ki eğer ki stok oluşan embriyoların arasında birçok embriyo oluşup da onları saklayıp da dondurursak, ikinci ve üçüncü denemede hiç yumurta toplamadan sadece dondurulmuş embriyoları çözüp transfer yapabiliyoruz. Bu da başarı şansımızı yükseltiyor. Ancak yapılan bütün çalışmalarda ve takiplerde ve istatistiksel olarak ilk üç denemede en büyük başarı şansı elde ediliyor. Tabii ki düzgün, doğru yerde, doğru deneyimli ekiple, doğru merkezlerde yapıldığı halde. Sohbetimizin artık sonuna geldik ama bir iki soruyu bir arada sorayım. Şimdi psikolojik destek önemli mi? Tüp bebek tedavisine başvurmuş, uygulatmış ama sonunda hayal kırıklığı yaşamış bir kadının psikolojisinde ay yine olmayacak, ah yine olmazsa, tutmazsa bebeğim, yine bebeğimi kaybedersem kaygısı da bazen başarısızlığa neden olabiliyor mu? Aslında biz bu böyle durumlarda çok karşılaşıyoruz.
ve çoğu zaman hastalarımız çok gergin ve böyle şüpheli bir şekilde, kararsız bir şekilde gelebiliyorlar. Ancak biz bu tedavi aşamalarında çiftimize hem psikolog oluyoruz, hem arkadaş oluyoruz, hem aile oluyoruz, hem güzel bir sonuç aldıktan sonra hep birlikte seviniyoruz. Yani en önemli şey güvendir. Yani güveni sağlayabiliyorsak bundan sonraki aşamalarda çok daha rahat ilerliyoruz ve çok daha güzel sonuçlara değinebiliyoruz ve güzel sonuçlar alabiliyoruz. Süremiz bitti ama çok kısa birkaç cümleyle bir yanıt rica edeceğim. Özellikle tüp bebek tedavisi denildiğinde Türkiye'nin dünyada gerçekten özel bir yeri var. Yurt dışından gelecek hastalara önerileriniz nedir? Ne kadar bir vakit burada harcıyorlar? Bu vakti minimalize etmek için yurt dışına yaşadıkları ülkede yaptırılan bir takım testleri göndermeleri, yanlarında getirmeleri işleri kolaylaştırır mı? Evet, büyük bir kitlemiz var bu şekilde yurt dışında gelen. Özellikle Avrupa'dan, ondan sonra Arap ülkelerinden. Ve bunun için şöyle bir şey, biz onlara genelde bizimle mailleşiyorlar, yazışıyorlar, telefonla görüşüyorlar. Ancak geliş sürelerini ortalama bir 15-20 gün ayırmaları gerekiyor ve geliş tarihleri siklus başına denk ettirmeleri gerekiyor. Yani adetin başlamasıyla bizde olmaları gerekiyor. O zaman bir 20 günlük, maksimum bir 20 günlük bir süre ayırmaları gerekiyor ve yanında daha önceki denemelerin herhangi bir dokümanı varsa, rahim filmi varsa, söylediğim gibi bir önceki denemelerin bu embriyoloji formları varsa onları yanında getirsinler. Hiç başka bir şeye de gerek yok. Ondan ötesi zaten biz burada peyder aşama aşama hallediyoruz. Operatör Doktor Suzan Gelsoy, çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katılarak izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Teşekkür ederim, ben çok teşekkür ederim.